Ben şey planlıyordum, sizlerle yolda gelirken dedim ki ya arkadaşlarla şimdi yeni dünyayı yönlendirecekler, yönetecekler, inşa edecekler yeni bir dünya. Çok şanslısınız bir kere. Tarihin büyük kırılma noktasında gençsiniz. 300 yıllık kırılmayı yaşıyor insanlık. 300 yıl önce insanlık bir cendereye sokuldu. Özgürlükçülük adı altında kapitalizmin ürettiği liberalizm ve hümanizm, ki ikisi de devrimci dürtüydü, bir süre insanlığı ilerlettiler. Fransız İhtilali gibi, Magna Carta gibi, Amerikan Kurtuluş Savaşı ve İş Savaşı gibi kapitalizm devrimci adımlar yaptı ve insanlığı bir dönem ilerletti. 100 yıla yakın ilerletti. Sonra liberalizm humanizmi yedi. Yuttu. Ve vahşileşti. Ve insanlığın geri kalanını mengeneye sokmak için esir aldı. Önündeki bütün bentleri yıktılar ki bentlerin en büyüğü de Türklerin uygarlığının doruğu olan 600 yıl sürmüş büyük organizasyon Osmanlı'yı çökerttiler. Emperyalizm Osmanlı'yı çökertemezdi, çökertemezseydi insanlığı yağmalayamazdı. Osmanlı çökmeseydi Hindistan sömürgeleşmezdi. Osmanlı çökmeseydi Çin sömürgeleşmezdi. Osmanlı çökmeseydi Latin Amerika köleleştirilemezdi. Çünkü bir büyük uygarlığın eseriydi Osmanlı. Ve insanlığı adaletle yönetti, yağmacılığı engelledi, insanı temel alan bir yapısı vardı. Hani dizilerde görüyorsunuz ya işte Osman, Ertuğrul falan filan. Bunlar efsane değil, Alparslan. Bunlar gerçekten yaşanmış şeyler. Ben 60 yıldır tarih okuyan bir adamım. Onlar bir senaristin hayalden ürettiği diziler değil. Gerçekten bir tarihçi. Ki ben iyi bir tarihçi olduğumu iddia ediyorum. İlber Ortaylı'dan bile iyi tarihçiyim. Bakın hava atmak gibi olmasın. Çünkü 60 yıldır her gece 4 saat tarih okuyorum. İlber'in bu kadar okuduğunu zannetmiyorum. İyi bir tarih okuyucusuyum ve o anlatılanlar gerçek. Ertuğrul olmuş. Alparslan var. Cahettin Harzemşah var. Büyük Fatih var. Büyük Yavuz var. Genç Osman var. Bunlar 72 kavmi birleştiren bir kadim büyük ulusun ürettiği 4 büyük imparatorluktu. Yani uygarlık doğudayken, Çin'deyken, bilim, fen, sanat, matematik, her şey Çin'deyken Avrupa'da vahşet vardı. Barbarlık dönemiydi. Atilla'nın döneminde tarif edilir ya, Cermenler, Vandallar, Keltler, Franklar, Galyalılar, göçebe yarı vahşi topluluklardı. Avrupa öyleydi. Ama o doğuda üretilen büyük bilim, 13. yüzyılda inşa edilen tarihi İpek yolu üzerinden aktı batıya, Pekin'den Venedik'e ve zenginleşti. Arkasından onun doğal sonucu olarak Rönesanslar, reformlar falan filan Avrupa yeni bir çağa girdi. İşte o süreçte, o 300-400 yıllık süreçte, 500 yıllık süreçte Türkler o tarihi İpek yolunun kervancılarıydı. Bütün kervanlar, kervansaraylar Türklerindi. Bütün kervancılar Türktü. Mevera-ül-Nehir'den Venedik'e kadar. Anlatır Harvard'ın tarih hocası Cemalettin Kafadar. Kimler varmış biz burada yokken adlı tarih kitabında. Harvard'ın tarih bölümü başkanıdır Cemalettin. Diyor ki 14. yüzyılda Venedik'le Osmanlı göğüs göğüse düşman savaşırlarken Haymanalı bir sof tüccarı, Haymanalı Ankara Haymanalı. Sof nedir biliyor musunuz? Ankara keçisinin yünü. İpekten sonraki en kıymetli değer o zaman. Haymanalı bir sof tüccarı bir mağazası Pekin'de
bir mağazası Venedik'te olmak üzere 400 tane mağaza kuruyor. Ve bunu Dubrovnik'ten yönetiyor. Hırvatistan'daki Dubrovnik. Osmanlı toprağı olarak. Yani şimdi Batılılar modern çağda chain'leri, zincirleri biz yarattık diyorlar ya son yüzyılda. Chain'ler. Zincir mağazalar. Yalan yani biz onu onlardan 400 yıl önce yapmışız. Veya anonim şirketler. Son yüzyılın büyük icadı. Anonim şirket. Sahibi belli olmayan çok ortaklı iktisadi yapılar. Değil mi? Biz insanlığa hediye ettik diyor Batılılar, İngilizler veya Hollandalılar. Ama 10. yüzyılda sadece İstanbul'da 10 bin tane vakıf var. 10 bin vakıf. Vakıf ne demek biliyor musunuz? Sahibi belli olmayan ve geleceğe kalması için tasarlanmış iktisadi organizasyon. Üstelik bunların çoğu kar amacı gitmiyor. Sosyal amaçlı. Mesela İstanbul'da 15. yüzyılda ağır kış koşullarında aç kalan vahşi hayvanları beslemek üzere kurulmuş vakıf var.